Felaketten 300 yıl sonra. Rüyanda ne görüyorsun Meleğim? Bir daha. Ancak bu kadar yapabildim.
Size minnettarım. Haftaya fazla mesaiye kalacağım. Tabii, paran olunca verirsin. Buyurun, bunları size getirdim. Karımın çalıştığı çiftlik 22'den. Teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Para yerine meyve almaya devam edersen topu dikeceğiz. Merhaba Aykocu. Merhaba. Nasılsın? İyi. Ağrısızı var mı? Yok. Uyuşma? Hayır. Motor fonksiyonlar? Sadece acıktım biraz. Bunu ye. Kan şekerini yükseltir. Tat reseptörleri çalışıyor. Teşekkür ederim. Kabuğunu soyarsak daha çok hoşuna gidecek. Kusura bakmayın ama sizinle tanışıyor muyuz? Aslında henüz tanışmadık. Ben Dr. Dyson Ido, hemşire Gerhard. Peki ya ben kim oluyorum? Onu senin söylemeni bekliyorduk. Tamamen toplama bir cyborg olduğundan ve siber bedeninin çoğu parçalandığından herhangi bir kayıt bulamadık. İnsandan çıkma beynin mucizevi şekilde sapasağlam. Teorik olarak hatırlıyor olman lazım. Ya şey, kafamın içi boş sanki. Hafızam tamamen bomboş. Ben adımı bile hatırlayamıyorum. İyi tarafından bakalım. Gözyaşların da aktif. Çok güzelmiş. Bunun adı ne? Büyük uçar şehirlerin sonuncusu. Nasıl havada duruyor? Sihirle mi? Hayır, daha etkili bir şey. Mühendislikle. Ve burası da bizim Demirkent. Bütün ihtişamıyla. Doktor Dyson Ido. Bu sensin. Hazır isim demişken bana isim buldun mu? Alita. Güzel bir isim. Bayıldım. Kullanabilir miyim? En azından gerçek adımı hatırlayana kadar. Olur. Teşekkür ederim. Tamam. Etrafı gezelim. Evet. Niye bu kadar çok dil var? Sana bahsettiğim o büyük savaştan felaket. Felaketten sonra sadece Zalem ayakta kaldı ve hayatta kalanlar dünyanın dört bir yanından buraya attı. Burada herkes Zalem'e çalışır. Fabrika, çiftlikler. Peki çıkan oluyor mu Zalem'e? Gitsek ya. Aşağıdaki kimse yukarı çıkamaz. Bu kuralı bozan olmadı. Ne oldu? Bu da ne böyle? Motor bozdu. Harika bir şey. Vaktini böyle şeyleri izlemekle harcama. Alica. Ben birazdan geliyorum.
Merhaba. Nasılsın? İster misin? Al bakalım. Sana bir sarılayım mı? Merhaba. Hey çekil! Yolu kapatmayın! Çok iyiydin. Önüne baksana ya. Şurası kesin. Bir Centurion'a kafa tutan birini ilk kez görüyorum. Ağırmışsın. Yani şey... Aa... Cyborg'sun. Affedersin ha, elin çok hoşuma gitti de. Bakabilir miyim? Vay. İnce işçilik. Doktor Ido mu yaptı? Hepsini o yaptı. Özüm haricinde. O bana ait. Şey, çok iyi iş çıkartmış. Baksana, o şeyler ne? Centurionlar mı? Sen hangi gezegendensin? Ido beni hurdalıkta bulmuş. Hurdalıkta mı? Hı hı. E o zaman sen... Merhaba doktor. İstediğin anakartları ayarladım. Alita buralarda yeni. Her şeyi yeni yeni öğreniyor. Gitmem lazım. Kartları sonra bırakırım. Bir kuat servoyu onarmam gerekiyor da. Sonra görüşürüz. Kimdi o? Hugo. O çalışkan biridir ama... Alita gel hadi gidelim. Hugo. Hadi. Beni parça pincik eden o lanet çalbazlar oracıktaydı. Ve o Valemandre Centurion kılını bile kıpırdatmadı. Kollarını ve bacaklarını neden aldılar? Tork bağlaşımı. Çalbazlar parçaları kara borsada satar. Motorbola malzeme sağlar. Şanslıymışsın. Dün gece biri daha öldürüldü. Hem de o tarafta. Evet. Diyorlar ki adamın biri kızları kesip parçalarını satıyormuş. Affedersin doktor. Bir süre eve hava kararmadan geleceksin, anlaşıldı mı? Tamam. Gündüz vakti de dışarı çıkarsan buralardan fazla uzaklaşmamaya bak. Olur. Söz mü? Söz veriyorum. Bueno,
Hey küçük. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kız kim? Yeni asistanım. Onu kızımızın bedeniyle görünce şaşırdım. O bedeni yıllar önce imha etmeliydim. Yapamadım. Belli oluyor. O bedeni kimin için yaptığını biliyor mu? Kızımız öldü Şirin. Geçmişte bırak. Aa, hangimiz bırakamamış? Gayet açık bence. Hugo. Alita, ne haber? Bu motor bol mu? Öylesine oynuyoruz. Oynamak ister misin? Ah. Hadi, her çocuk motor bol oynamalı. O zaman ben de oynarım. Yeniden bir ekip olalım. Harika bir düzen kurdum. Ekipman var. Tam sana layık. Bu oyunun gelmiş geçmiş en büyük şampiyonlarını üretebiliriz. Böylece eve dönebilirim. Geri dönüş olmadığını ne zaman kabulleneceksin? Böyle şeyler istemekle olmaz. Vector'ı öldürebilir. Vector'a güveniyor olamazsın. Önemli kişileri tanıyor. Canavar yaratmana yardım etmeyeceğim. Zalem'e bir şekilde döneceğim. Ve bunun için elimden ne gelirse yapacağım. Hey millet, bu Alita. Merhaba. Öğrenmenin en iyiliği yapmaktır. As versene. İşte böyle. Dönüşlerde yat, boşluklara bak. Hey! Çözdüm galiba. Bu almasına izin verme. Çekil. Kumandayı bırak istersen. Ah, hay aksi. Hadi yakala onu. Hadi mi kesin? Koyami, kıza pas ver. Bu aldı, bu aldı. Affedersin prenses. Aferin Tanji, sağ ol. Bu onun ilk oyunu. Üzgünüm. Hadi geçti. Ses aldı. İyi bastım. Ucube sevgilin harbi arıza çıktı ha. Gerçekten üzgünüm.
Ama seni iyi rezil etti değil mi? Tamam, akşama görüşürüz. Ayrıca biz sevgili değiliz. Ya tabii. Bu oyuna çok yatkınsın. Artık eve dönmeliyim. İdo hava kararmadan gel dedi. Seni bırakayım mı? Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Uğraşıyorum işte. Aile, arkadaşlar. Sevdiğin yemekler? Hiçbirini. Portakal hariç. Ama o da dünden beri. Portakal mı? Hayır. Kabul etmiyorum. Gel şunu bir dene. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yine bekleriz. Tadına bak. Bana güven. Bu çikolata. Nefismiş. Güzelmiş değil mi? En sevdiğim yiyeceği buldum. En sevdiğim yiyecek bu. Benim için değil. Bence öyle. Baksana. Onu gördün mü? O bir avcı savaşçı. Bir ödül avcısı. Adı Zapan. Hedefini arıyor. O herifin yerinde olmak istemem. Şu kılıca bir bak. Demirkent'te silah taşımak yasaktır. Cezası da ölümdür. Zaleme tehdit oluşturan her şey gibi. Hava kararmadan evde ol dememiş miydim? Ne olmuş yani? Geç olduğunu fark etmedim. Tabii. Kimseye güvenme. Burada millet birbirine neler yapıyor bilsen. Koluna ne oldu? Ha, yemeğini ye. Sen iyi misin? Beynin için doğru beslenmelisin. Çikolata var mı? Dünya çok zalim. Burada güçlüler zayıfları ezer. İnsan hayaline tutunmak zorunda. Seninki ne? Göstereyim. Burası gizli mekan. En iyi açı burada. Vay canına. Gerçekten iyiymiş. Hayır. Bak. Görüş açısı. Oh. Anladım. Yukarısı nasıl bir yer acaba? Bu çöplükten iyi olduğu kesin. Dinle. Bunlar fabrikadan Zalem'e giden şeyler. Ama tüplerle kargo taşıdığı insan değil. Senin kadar güçlü olsam Zalem'e çıkan o tüpe tırmanırdım. Kimseyi oraya çıkartmazlar. Evet, öyle düşünmeni istiyorlar. Doğru kişileri tanıman lazım. Ben tanıyorum mesela. Öyle mi? Gerekeni yapmak zorundasın. Her ne olursa. İşin komiği sen oraya çıkmışsın. Sadece hatırlamıyorsun. Nasıl yani? Doktor seni hurdalıkta bulmuş. Oradaki her şey Zalem'den atılma. Sen de Zalem'den gelmesin.
Sanırım bu doğru. O gözler kim bilir neler gördü. Keşke bilebilsem. Hala hatırlamaya uğraşıyorum. Ama hafızam boş. Önemli biri değilmişim demek ki. Çöpe atılmış, öylesine bir kızmışım işte. Yapma! Rica. Sakın yapma! Ah, şimdi yandık. Bir tuzakmış. Bana mı bakmıştı? Doktor. Yoksa şöyle mi desem? Avcı savaşçı. Avcı savaşçı mı? Eyvah! Bizi yakalayıverdi. Kımıldama. Kızı da getirmişsin, sağ ol. Zamandan tasarruf edeceğiz. İyi hamleydi. Bir et kafa için. Hayır! Beni kurtarmaya mı geldin? Ay, çok şekersin. Gözlerin ne güzelmiş. O benim. Kız senin olabilir. Gözleri bana verirsen tamam. Anita kaç! İnanılmaz. Es şu biti! O kadar güzelsin ki. Şöyle kesip açayım da içinde güzel miymiş bir bakayım. Diğerleri gibi. Ölüşünü izle.
Gel buraya bitti yavrusu. Gel de kafanı kopartayım. Bunu ödeyeceksin bilgisi. Revişka asla unutmaz. Ne yaparsanız yapın. Boş. Dövüşürken bir şey hatırladım. Büyük bir savaştaydım. Beni çok şaşırttın. Sen de beni şaşırttın. Felaketten önce suçluları polisler durdururdu. Şimdi ise fabrika pis işlerini bize yaptırıyor. Avcı savaşçı 17-7-39. Avcı savaşçısın demek. Burada bekle. Kimseyi öldürme. Cyborg Nisiana, ödül tutarı 20.000 kredi. Avcı savaşçı olduğunu söylemeliydin. Bunu para için mi yapıyorsun? Para alıyorum. Yoksa klinik çoktan kepenkleri indirmişti. Bu işi anlatmak istemediğim farklı nedenlerle yapıyorum. Anlatmak zorundasın. Dövüş sırasında bir şey hatırladım. Kendimi ayda gördüm. Hakkımda söylediğimden fazlasını biliyorsun. Söylesene, bu kimin bedeni? Kimim ben? Bu kızın mıydı? Bu bedeni ona mı yaptın? Adı da Alita'ydı. Günün birinde koşabileceği bacaklara sahip olmak istiyordu. Ona hızlı bacaklar yaptın yani. Onları hiç kullanamadı. Öldürüldü. Nasıl oldu? Bir gece bir hastam kliniğe girdi. Uyuşturucu arıyordu. Motorbol Şampiyonlar Ligi ayarcısıydım ve ona özel son derece güçlü bir mekanik beden yapmıştım. Yarattığım canavar bana zarar verdi. Hey! Burada ne arıyorsun? Alita yolundan çekilemedi. Annesi Shirin, Alita'nın ölümüne katlanamadı. Katlanamadığı ben de olabilirim. Ben de ava çıktım. Onu öldürmem gerekiyordu.
Belki de içten içe beni de öldürsün istiyorum. Bir türlü huzur bulamadım. Onun gibi bir sürü canavarın ortalıkta dolaşmasına neden olduğumu düşündükçe kahroluyordum. Ben de avcı savaşçı ruhsatı aldım. Gurur duyulacak bir şey değil. Huzur bulabildin mi bari? Seni buldum ya. Ben kızın değilim. Ne olduğumu da bilmiyorum. Ben biliyorum. Şu orijinal siber özüne bir bak. Bu senin beynin. Normal, sağlıklı bir genç kızın beyni. Öyle bir şey varsa tabii. Ama bu da kalbin. Orijinal özünün bir parçası. Güç kaynağı da bir antimadde mikro reaktörü. Yani kalbim çok sağlam. Kalbinde öyle bir güç var ki demir kente yıllarca yeter. Bu kayıp bir teknoloji. Şeyden beri yapılamadı. Felaketten beri. Ya tabii. Yani 300 yaşındayım öyle mi? Evet öyle bir tanem. Oyuncularım ben söylemeden oyun kaybedemez. İşi şansa bırakamam. Bana şampiyonlar vaat ettin. Sen de bana her şeyin en iyisini vaat ettin. Askeri servolardan istediğimi ayarlamadın. Önce kazanmayı iste. Yarınki maça hazır ol yeter. Yardım et bana. Grevişka, sana neden vakit harcayayım? Bana ne yaptı baksana. İdo'nun o küçük siber kızı yaptı. Ne dedin sen? Hatıramdaki kadın bana 99 demişti. Gördüğüm şey önceki hayatından bir kesitti. Kimdim ben? Zamanla hatırlayacaksın. Ayırmak istiyorum. Grevişka. Aa, ne oldu demeyeceksin. Parçaları ayırıyor muyuz? Şuna bir bakar mısın? Bir televarlık çipi bağlı durumda. Zalim'deki biri ona girmiş. Şehirde gözlerin ardından izleyenler var. Bu köşede bulursun. Onu baştan yaparken bunu sökeceğim. Bu işi bitmiş hurdayla vaktini harcamasan. Bu kişisel bir mesele. İşini seviyor musun, Vector? Konumundan ve sağladığın nimetlerden memnunsan, Doktor Şirin'i dinlemeni tavsiye ederim. Nova, özür dilerim. Bunu kim yaptı Grevişka? Küçük bir cyborg kız. Darbelere bakılırsa olağan dışı bir güce sahip. Ufacık bedeninde böyle bir gücü nasıl üretiyor aklıma almıyor. Aslında o gücü kızın bedeni üretmedi. Zihni üretti.
Kız panzer sanatı, dövüş tekniklerine hakim. Gravishka'yı tamir et. Kızı bana getirsin. Ölüm. Gitti. Ama gitmedi. Benim içimde. Doktor, sen zeki kadınsın. Bedeli ne olursa olsun hedefine ulaşırsın. Sana teklifim şu. Beni memnun etmeyi başarırsan, sana dilediğin kaderi sunarım. Zalem. Beni Zalem'e yollar mısınız? Şu anda oradayım. Bundan böyle sizin hizmetinizdeyim. Gravishka'nın başına ödül konmamış. Ama fabrikaya bildirim yaptın. Tüm o kadınları öldürmüş mü? Biri koruyor olmalı. O yetkide kim var ki? Bizi çok çok aşan biri. Ortalıkta fazla dolanmayalım. Senin gibi avcı savaşçı olmak istiyorum. Alita, bu imkansız. İyi bir ekip olabiliriz. Bu çok tehlikeli, pis bir iş. Farkındayım. Hayır değilsin. Buna ben karar vermeliyim. Bunun olur yanı yok. Bir ölüm kalım anında kim olduğumu hatırlayabilirim. Birkaç saniye yeter bana. Alita, bazı şeyler hatırlanmamalı. Elini kana bulamanı istemiyorum. O zaman ben de kendim yaparım. Alita! Bıktım, usandım. Benden teklif edildiği şirin tatlı kızı olma. Ona göre mi yaşayacaksın? Kendine göre. Ne muhteşem bir mücadele. Bu iki oyuncu 4 boyunca birbiriyle çekişti. Motor Bola hoş geldin. Yaşıkın topla buluştu. Blame oradan bir hamle geliyor. Justin onu hakladı. Masakus Justin'ı adeta uçurdu. Kati şimdi topu aldı ve bir sayı. Zariki sıkı takipte. Zariki ezdi geçti. Bekati adeta bir bez bebek gibi fırladı battı. Gelsene, sana bir şey göstereceğim. Tüm bakım ve ayarcıları tanıdık. Seni tanıştım. En iyi oyuncu hangisi? Şampiyonlar şampiyonu olmaya en yakın aday şu an Cacu'da. Paul Bogey'nin kavisi çok yüksek. Altıncı virajda savruldum. Şampiyonlar şampiyonu ne? Bir motorbol oyuncusunun en büyük hedefi. Birkaç yılda bir yenilmez bir oyuncu seçilir. Ve Zalem'e gitme hakkı verilir. Baksana Hugo! Bir kere yap, tam yap. Juggernaut'un bite girmesi lazım hemen. Kaybetmek mi istiyorsun? O zaman onu buraya al. Claymore'u baştan yaptım. Neden liderliği alamadım? Alita burada. Bu da Vector. Kısaca motorbolu o yönetir. Onun takımına iş yapıyoruz. Yeni ayarcısına parça satıyoruz. Şirin. Hadi çocuklar, hadi beni sağ. Ne, benim de bağlantılarım olamaz mı? Kati, Juggernaut'la arayı kapatın. Kim onları Kati gözüme getirdi? Hey,
iki numara o keser biterle resmen içimden geçti. Bu silah kim izin verdi? Kinoba o yeni güçlü silahla dengeleri bozuyor. Aslında o keser biçer işime yarayabilir. Diğer proje için. Ne diyorsun? Hoşuma gitti. Hey Hugo, hadi gidiyoruz. Bir işim çıktı. Nereye gidiyorsun? Bir şey yapmadım. Kendin döner misin? Tabii, sorun yok. Yarın çıkar mısın? Tanji ile Çorak ya da bir yer bulmuştuk. Orayı göstereceğim. Belki bir şey hatırlatır. Gelmeyi çok isterim. Sağ ol. Anlaştık. Her şey için. Hadi çabuk. Bitiriz lan. Hadi şişeler. Kafanızı koparız ya. Bunu yapamazsınız. Bana ver. Dikkat et. Sefil serseriler. Yalnızca bırakmayacağım. Temiz oldu. Ekibini kutluyorum. Sağ olun efendim. İleteceğim. Kanka payımı versene. Kaskatıya parça çaldığını söyleyecek misin? Söylemeyeceğim. Sen de söyle. İpini salmasından mı korkuyorsun? Keser biçir hemen şehrine teslim et. Kimselere görünme. Gidin. Ektir seni şerefsiz. Bilmem gerekirdi. Bilmen gereken şuydu dostum. Aslı olan oyundur. Oyuncular bir hiçtir. Şehrin ötesinde ne var? Pek bir şey yok. Savaş altyapı dahil hemen her şeyi yok etmiş. Tek bildiğimiz, düşman tüm gemileriyle son saldırıyı yaptığında bütün uçar şehirlerin aynı gece yerle bir oldu. Düşman kimdi ki? MBC. Mars Birleşik Cumhuriyetleri. MBC. MBC. Savaşın o son gecesinde yer sallanmış, gök yanmış. Sabahına zalem aynen duruyormuş. Biraz ileride. Bu gemi Zalem Savaşı'nda. Dedim ki savaştan kalma bir şey görmek hafıza.
Yağmacılar yıllar içinde çalacağını çalmış ama bu MBC teknolojisi olduğu için çoğu yerli yerinde. Bu MBC gemisi. Aha. Buradaki malı satması zor çünkü ne olduğunu, neye yaradığını bilen kimse... Ana kumandaya gitmeliyiz. İleride. Bunu nereden biliyor? Şey, o oraya gidemeyiz, suyun altında ya. Sence nefesini ne kadar tutabilir? Bilmem. Başımıza iş açacak. Boş versene. Bunu yapmayacağım. Ama mecbursun. Bu Gravishka'yla ve peşimize düşenlerle dövüşmek için gerekli. Bu beden... ihtiyacım olan güç bunda. Aramızda bir bağ hissediyorum. Nedir bilmiyorum. Kim bilir, belki ben buyumdur. Temiz bir sayfa açıp yeniden başlama şansına sahipsin. Bu kaçımıza nasip olur ki? Neden bir düşman gemisi... bana karşılık versin? Çünkü onu tanıyordum. Onun gibi kaç tanesine bindim, değil mi? Öyle değil mi? Eskiden her kimsen, artık öyle biri değilsin. Hayır! Ben savaşçıyım, değil mi? Bunu biliyorsun. Baştan beri biliyordum. Bunun adı Berserker. MBC teknolojisiyle yaratılmış insanımsı bir silah sistemi. Senin özün bu tür bir bedenle etkileşim için tasarlanmış. Senin kimlik kodun onu faaliyete geçirdi. Kullandığın içgüdüsel dövüş tekniği ise panzer sanatıdır. Berserkerlerin kullandığı makine bedenlere yönelik unutulmuş bir savaş sanatı. İşte bu yüzden çatışmalara tereddütsüz dalıyorsun. Bu eğitiminin bir parçası.
Sen sadece savaşçı değilsin Alita. MBC Berserkeri'sin. Gelmiş geçmiş en ileri cyborg silahsın sen. İşte tam da bu yüzden seni bu bedenle asla bütünleştirmeyeceğim. Sorun değil. Gerçekten. İşleminiz nedir? Avcı savaşçı ruhsatı almaya geldim. Nasıl geçti? Avcı savaşçı olmuşsun. Doktor bozulacak. Onun kurallarına göre yaşamıyorum. Hey. Bundan emin misin? Burası ödül avcısı. Yani başka... Burada ne yazıyor bak bakın. Üstelik İdo'nun dediğine göre çatışma seviyormuşum. Ah! Hatırladım seni. Ne haber ufaklık? Nasılsın? İyiyim. Sen arkamı kolla. Şimdi... Hey Safa, mobilyayı kırmasan. Sen nasıl düştün şeker? Avcıları yakından göreyim mi dedim? Pek sayılmaz. Bu şeker şey kelle avcısıymış. Şimdi sen oraya gittin, iki form doldurdun, cici ruhsatını aldın ve bizden biri oldun ha? Seni profesyonel meslektaşlarınla tanıştırayım. Bu akkor avuç ustası Clive Lee. 200'ün üzerinde onaylı leşi var. 207. Bak bu da Civata Kafa. En amansız ödül avcılarındandır. Bir de McTeague var. Köpekçi ve demir köpekleri. Onun en büyük derdi de geride ödül almasına yetecek kadar parça kalmaması. Ve bir de bendeniz. Zapan. Efsanevi Şam kılıcının sahibi. Monomoleküler keskinlikle bilendiğinden zırhı tereyağı gibi keser. Felaket öncesi MBC metalurjisi eseri. Onu almak için kimi öldürdün? Avcı savaşçılar yalnız avlanırlar. Öldürmek için bizimle rekabete gireceksin. Karşında bizi bulacaksın. Sağ ol. Ortak düşmanımıza karşı destek istemeye geldim. Gravishka'ya. Sistem maalesef onu koruyor. O da başıboş halde dehşet saçıyor. Şimdi de İdo'yla benim peşimde. Sizlere sesleniyorum. Avcı savaşçı kardeşlerim. Hepimiz birlik olup onu tarihin derinliğine gömelim. Yiyen var mı? Hı? Yok mu? Çok şaşırdım. Normalde çaylakları kanatlarım altına almam. Bilgi paylaşmam. Senin için bir istisna yapsam diyorum.
Şu et kafayı savup bir içki ısmarlamama izin verirsen. Lafına dikkat et. Peki suratına servet harcamış geveze bir parlaktan ne öğrenilir ki? Kolunu bacağını yolup kelleni sokakta yuvarlasam mı? Terbiyeni takınmanı sağlar. Saçın bozulmasın sonra. Lafam bunun altında mı kalacak? Neyine senin böyle bir silah? Demirkent'in kahramanları burada dediler. Bana pek öyle gelmedi. Ne halt ediyorsun sen? Sen geride durmaya bak. Şu an burada kim varsa alırım. Eğer kazanırsam yanımda dövüşürsünüz. Kaltak burnumu kırmış. Evet, kırdım. Kahraman ha? Benim tek gördüğüm hurdalık serserileri, muhtelif siber çöp ve motorbol oynamak için fazlasıyla yavaş birkaç bitik ayırır. Harika. Onunlayım. Kusura bakmayın. Gel bakalım seninle konuşacağız. Konuştuk ya zaten. Bana başka seçenek bırakmadın. Kımıldama. Greviş kaymış. Buna ne olmuş? Böyle. Soruna cevap olarak... Birkaç ekleme yaptırdım. Sadece kızı istiyorum. Al, senin olsun. Peki ya diğerleri? Bu herifin kellesine ödül yok. Bizi bağlamaz. Sorun değil Edim. Ay. Yürekli bir tane varmış.
Pek de masum. Demirkent'te masumlara yer yoktur bit yavrusu. Kötülük karşısında kayıtsız kalamam. Kötülük karşısında kayıtsız kalamam. Dünyama hoş geldin. Gelsene bit yavrusu. Anita! Yapma! Al dünyaya hoş geldin. Dünyama. Bu dünyada katman üstüne katman dünyalar bulursun. Hayalinin alamayacağı yüksekliğe uzanır. Her katman çöpünü bir en sonunda da burayı boylar. Ben burada yaşardım. Ve burada da öleceksin. Dans et bit yavrusu. Burada sürmeye terk edilmiştim. Ama kurtarıldım. Baştan şu anda bile kaderini belirleyen el kurtardı beni. Kimin eli? Efendim. Nova'nı. Hakkımda ne bilebilirsin ki? Sen de mücadeleci ruhu. Vazgeçmiyoruz. Ne saklı bir ve her zaman göremediğim nedir diye sor. Nova. Başı ezilmesi gereken benim. Bir daha. Şu hal. Nereye gidiyorsun? Ha? Ne oldu? Minik oyuncağım oynamaktan sıkıldı mı? Senden göğsümü süsleyecek canlı bir kolye yapacağım. Böylece gün boyunca benden af dileyen yalvarışını dinleyeceğim. Çok beklersin. Ah!
Hayır! Bırakın onu! Köpekleri sevmezdi. Bana ters. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Yeni aile kurmak öyle kolay. Onu kaç kere geri getirirsen getir. Sana bir daha kimse zarar veremeyecek. Bu Berserker bedenin uyum sağlama teknolojisi. Kabuk onun kendi bilinçaltı imajına göre şekil alıyor. Hiç böyle bir şey görmedim. Her bir sisteme özel farklı bir mikro düzenleme yapıyor. Tahmininden de yaşlı çıktı. Canına çok farklısın. Ha, haklıymışsın. Savaşçı ruhlu birine savaşçı bedeni yakışırmış. Havayı çekip arp plazması üretiyor. Ama nasıl kontrol edeceksin bilemiyorum. Kullanma kılavuzun da yok ki senin. Bir çeşit silahsın. İşte kendini buldun. Ama bu sadece kabuk. İyi de değil, kötü de. Orası sana kalmış. Şunu bir dene. Epey taze değil mi? Halit'e. Sen... Tek parçayım. Bayağı sağlam bir parça. Görünüşün... çok farklı. Nanoteknoloji. İdo'nun bile çözemediği bir sürü şey var. Eskisinden güçlü müsün? Evet. Hızım da arttı. Sanki ben... çok daha benim.
Birçok erkek senin gibi bir kızdan tedirgin olur. Öyle mi? Neden? Kolumu koparıp başka yere monte edebilirsin. O zaman sen de tepemi attırma. Ona niye gıcıksın? Bu kaskatı olayını hiç mi hiç anlamıyorum. Hem ayrıca kız MBC. Yani muhtemelen bir aralar düşmanımızmış. Evet. Bundan 300 yıl önce. Geç o işi. Dokunuşlara karşı daha hassasım. Basınç yoğunluğunu daha net algılıyorum ve doku sensörüm var. Denesene. Bunu hissediyor musun? Evet. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Peki ya bunu? Evet. Şimdi neredeyim? Sen benimlesin. Sorun olur mu? Tamamen insan değilim ya. Alita, sen benim tanıdığım en insan varlıksın. Gözünü onarmama izin vermiyor. Acı çekmek istiyormuş. Yeter. Nova. Beni yüzüstü bıraktın. Kalk. Kızın ne olduğunu anlamadan onu yenemezsin. O türünün son örneği. MBC teknolojisinin en üstün silahı. Şu Alita'yı yok etmeni istiyorum. Bana kalbini getireceksin. Onu öldürmek için varım. Böyle yapınca sinir oluyorum. Nova'nın başarısızlığa tahammülü yok. Geleceğimi bir demir yanına bağlayacak değilim. Aklından neler geçiyor? Hayalleri. Hırslı olman hoşuma gidiyor. Benim takımımda geleceğin parlak. Geleceğim zalemde. Verdiğin söz hep aklımda. Yukarı yollanacağım. 1 milyon kredi getirince. Şahsen cennette köle olacağıma cehennemde efendi olurum. Yukarıda olsak sefilleri oynardık ama burada krallar gibi yaşayabiliriz. Bana şu arkadaşından bahsetsene. Alita mı? Adı bu mu? Alita. Merhaba. Merhaba. Ne oldu sana? Akşam Vector'la takıldık. Birkaç kadehe yuvarladık.
Gördüğün üzere. Yani Vector. Zalem'e gitmeni sağlayacak tanıdık o. Evet. Ya. Kalmak istersin diye düşünmüştüm. İyi de... daha vakit var. Önce parayı toparlamam lazım. Dert değil. Senin hayalinde bu. Bunu hep istediğini biliyorum. Aslında... tek istediğim buydu. Sonra sen çıka geldin. Her şeyi karışıverdi. Gidebilmen için daha ne kadar lazım? 90 bin. 90 bin mi? Bunu ödüllerden toplarım. Başına en çok ödül konmuş kim varsa öğrenip indirmem yeter. Olmaz, senden bunu isteyemem. Senin için ne gerekirse yaparım. Neyim varsa veririm. Ne yapıyorsun? Kalbimi veriyorum. Alsana. Güç kaynağı bir MBC mikro reaktörü kesin milyonlar eder. Tanıdıkların sayesinde bir alıcı bulursun. İkimizin de Zalem'e gidebileceği kadara satarsın. Yerine ucuz bir tane... Olmaz. Hadi ama sen sürekli parça alıp satıyorsun. İnsanlara öylesine iyilik yapma. Ne kadar iyi olduklarını düşünsen ve ne kadar inansan bile. Benim için ya hep ya hiç. Amma da gergin bir andı. Evet, bir hayli gergin. Üzgünüm. Bir yolu daha olabilir. Vector, ikincilik seçmelerine katılsın dedim. Ne? Büyük bir motorbol yıldızı olur, tonla para kazanırsın. Zalem'e beraber gideriz. İyi de nasıl olur? Benden profesyonel motorbolcu olur mu? Alita... şampiyon olabilirsin. Bu elemeyi geçersen bütün menajerler senin için birbirini yer. Gerisi çok kolay. Hocam olursan kabul. Mecbursam yaparım. Evet, mecbursun. Onu öldürecek misin? Hayır. Beter edeceğim. Bir insan cyborg sevebilir mi? Niye? Bu cyborg bir insanı mı seviyor? Bir insan bir cyborg'u sevebilir ama sen maçına odaklan Alita. Orada işler bayağı bir karışabilir. Seçmelerde dahi. Şunları bir dene. Bunları benim için mi yaptın? Evet. Hızını artıramazlar. Kurallar böyle. Ama yüzüstü bırakmazlar. Olayımız şu. Sahaya çıkıyorsun, yarışıyorsun. Kazanıp doğru buraya dönüyorsun. Bu teçhizatın tamamını takıyorsun, bilhassa da bunu. Bunlara ihtiyacım yok ki. Hayır, var. Unutma, bu bedeni mahvedersen o onar ama bu MBC teknolojisi. Evet, biliyorum. Şimdi git de oturacak yer bul. Beni çok geriyorsun. Bol şans. Hoşça kal.
Çağırır çağırmaz geldiğiniz için sağ olun. Sizler bu oyunun yüz karalarısınız. Ama bu gece için elle seçildiniz. Çünkü bu geceki bir maç değil. Bu bir av. Alita denen kızı öldürene tam 500 bin vermeyi taahhüt ediyorum. Merhaba. Neredesin? Seçme başlamak üzere. Yoldayım. Bir iş halledip geliyorum. Bunu ikimiz için yapıyorum. Burada olmalısın. Olacağım. İnan bana. Lütfen. Durun ne olur. Ben size ne yaptım? Sadece bir iş. İşi sen alma. Hayır, dur. Adımı niye söyledin? Söylesene neyin peşindesin? Daha fazla yapamayacağım. Ne oldu şimdi? Zaten çoğu zaman yoksun. Şimdi de gelmiş zırvalıyorsun. O kask atı yüzünden değil mi? Dinle. Bu iş bitti. Anladın mı beni? Ben yokum. Gram aklın varsa sen de yürür gidersin. Ben yokum. Beni unut. Fırsatın varken o kaltağı yollayacaktın. Şimdiye Zalem yolundaydı. Aa, ne profesyonelsiniz. Bak dert almak istemiyoruz. Bu hedef seninse kusura bakma. Hepsi senin olsun. Hugo. Cyborg'ları yollarsın ha? Minik kız arkadaşın buna alınmaz mı sence? Hı? Yani kızlar hep aynı. Önce zırhlar sonra seni affeder. Kafanı elimde görünce. Kelleme ödül konmadı ki. Konacak. Cinayet işleyenin ödülü dolgun olur. Senin gibi ezik atıklarım bile. Ben kimseyi öldürmedim. Öldürdün işte. Seninki bana yamuk yaptı. Kaç! Hugo kaç! Ve şimdi sırada ikincilik seçmeleri var. Fabrika antrenman takımı sahadaki yerini aldı. Bu müthiş gecenin galibi Şampiyonlar Ligi'ne yükselmeye bir adım daha yaklaşacak. Buradan baktığımda çok zorlu yarışmacılar olduğunu görüyorum. Son derece sıkı bir maç olacak gibi. Fabrika takımı değil mi? Ne? Arkadaki şu iki serseri. Onların başında ödül var. Diğerleri de avcı savaşçılar. Ve gecenin umut vaat eden tek adayı da geldi.
Pekala millet, o halde alkışlar Alita için gelsin. Hugo onu kucağımıza bıraktı. Ona ne vaat ettin? Tabii ki onu Zalem'e göndermeyin. Alita! Alita! Merhaba. Sadece tek bir genç aday oldun lan. Ne haber? Ayrı takımlar durmayacak. Öyle bir maç izleyeceğiz ki kırar kırana. Ağır girişmeyin çocuklar. Tabii. Sıkıntı yok. Alita! Ne yapıyorsun? Hükmet Musak, hemen çık oradan. Seni öldürecekler. Hangileri? Hepsi! Oyuncular, son 10 saniye. Beş saniye. Daha maç başlar başlamaz yeni aday Alita topu almayı başardı. Sıradan bir salı gecesinde turnuvadan heyecanlı bir maç istiyor. İşte bakalım sen tam da bu demiş için yaratılmış bir bedeni sahip. Senin gündüz çaylağımız taraftara yeni sevgilimiz olacak gibi görünüyor. Bakalım bu dövüşten bir motor rol çıkacak mı? Olamaz. Gördüğümüz kadarıyla bu salı sallanıyor bile. Canım, boğdun yoksa? İnekli Alita'yı bir hayli sıkıntıya sokuyor. Yoksa bütün soyun odasında ileri geri mi konuştun? Ne yaptın? Bu nasıl bir hırs böyle? Numara 99, Alita! Ali, benim. Bu kim ciddi bela? Hugo, şu an hiç zamanı değil. Beni öldürmeye çalışıyor. Kim öldürmeye çalışıyor? Zapa, şu avcı savaşçı. Tanji'yi öldürdü. Nasıl anlamadım? Şimdi de benim peşimde. Bakalım savaş meleğimiz bu işin içinden nasıl çıkacak? Lanet olsun, beni buldu. Neredesin sen? Eski kiliseye gidiyor. Tamam, geliyorum. İnanamıyorum. Bu müthiş. Böylesini hayatımda görmedim.
Hey, varmak üzere. Anlaşıldı. Nereye böyle? Belli ki senin Hugo sana karşı dürüst değilmiş. Doğru mu bu? Öyle. O iş öyle değil. Ben kimseyi öldürmedim. Sadece parçalarını çaldım. Onları felç ettik. Ve soyduk. Hepsi bu. Zalem için para lazımdı. Kenara çekil de işimi yapayım. Ona dokunursan seni öldürürüm. Tescilli bir avcı savaşçıyla avının arasına girmek fabrika yasalarına da avcı raconuna da aykırıdır. O benim. O zaman sen öldür. Hadi avcı savaşçı. Bu gece bizden biri oluyorsun. Avcı raconunda aşka da merhamete de yer yok biliyorsun. Dur da işini kolaylaştırayım. Bizden önce bitirsen iyi edersin. Avcı kanunu öyle der. Seni İdo'ya götürmeliyim. Hayır, sen dur yollar. Beni öldürmeden oraya dönersen ikimizi de öldürürler. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Onu ben öldürmedim. Gerçi ne fark eder? İnsanları paramparça ettim. Senin gibileri. Para için. Bu gece neredeydin? Diğerlerini durdurmaya gittim. Bıraktığımı söyleyecektim. Neden? Çünkü seni seviyorum. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm.
Hayır. Kaçtılar. Buz gemisi. Lütfen ölme. Lütfen yapma. Elimde olsa canımı verirdim. Aranan bir zanlıyı koruyarak fabrika yasalarına ve avcı raconuna aykırı davrandın. Zanlı Hugo nerede? Ödül 9507. Hugo öldü. Ödül benimdir. Avcı savaşçı 26651. Talep onaylandı. Evet, iyi numara. Sence işe yarayacak mı? Hı? Ver onu bana. İkna et. Avcı savaşçı zapan. Başkasının ödülünü çalmak, fabrika yasalarına ve avcı raconuna aykırıdır. Sağ ol. Yüzüm. 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 Hayır. Durumu nasıl? Bu kent iyileri bile bozuyor. Durumu iyi. Stabil. Şiirinin cerrahi taktiği dahiyaneydi. Beyni hasar görmemiş. Vector bunu fena kandırmış. Yerde doğduysan yerde kalırsın ve para bunu değiştiremez. Alt dünyadan Zalem'e çıkan tek yol şampiyonlar şampiyonluğu. Para seni Zalem'e çıkarmaz. Peki sen nereden biliyorsun? Orada doğmuşum. Bunu kendim kazıdım, Zalem işaretini. Kızımızın hastalığı yüzünden Şirin'le buraya Demirkent'e inmek zorunda bırakıldık. Sürgün edilmemize neden olan da gözlerin ardından izleyen Nova'ydı. Kalbi avucunun içindeydi. Ama hala yaşıyor. Yaşıyor. Neden? Çünkü ben doktorum. Ve bir anneyim. Her nasılsa bunu unutmuştum. Artık bunu yapamayacağım. Ben yokum. Şirin, dur. Zalem'e gitme vaktin gelmedi mi? Seni oraya şu an gönderebilirim. Aradığım şey orada değil ama.
Benim yüzümden. Sakın kendini suçlama. Bunu yapabilecek tek kişi sendin. Sağ ol baba. Saldırıdan tutun tespit edildi. Silahı hemen bırak. Yakalandı mı? Güvenlik. Hugo'yu Zalem'e göndermeyecektin. Öyle değil mi? Ha? Yukarıya gönderme sözüme hep tutmuşumdur. Tıpkı Doktor Şirin gibi. Nova bazı deneyleri için organ istiyor. Özellikle kayda değer beyinleri. Zalem'e gidebilmenin tek yolu işte budur. Ama da geciktin. Kendi eceline koşacağını biliyordum bit yavrusu. Ayağa kalk. Savunma çemberi! Görevi tamam. Zalim'i yok et. Zalim'i yok et. Düşmanım kim biliyorum. Şu an bizi izlediğini de. Sen sadece bir kölesin. Bense öylesine bir kızım işte. Konuş. Hayır, hayır, hayır. Dur. Konuş dedim. Ne söylememi istiyorsa sor söyleyeyim. Sen değil. O. Nihayet karşılaştık Alita. Gerçek adın bu değil elbet. Nova. Neredesin?
Evde? Şu anda. Uzanıyorum. Evladım, beklentilerimin ötesine geçtin. Şampiyonum Gravishka'yı öldürdün. Çok etkilendim. Ve Şirin gibi bencil bir mahluğu değiştirdin. Bunu hiç beklemiyordum. Yani buradan çıktığında fabrika seni durdurmayacak. Şimdilik. Yaşamak için senden izin isteyen oldu mu? Ya diğerleri? Mesela şu senin doktor Ido. Peki ya Hugo? Hayatta öyle değil mi? Onu bir şekilde buluruz. Meğer ölümsüzlüğün tek keyifli yanı, diğerlerinin öldüğünü görmekmiş. Bir kuklanı kaybettin. Evet. Ölümcül yara. Fark etmez. Vector'dan sıkılmaya başlamıştım. Hayatının en büyük hatasını yaptın. Neymiş o? Beni fazla hafife aldın. O zaman görüşmek üzere. Unutma. Ben her şeyi görürüm. Anita. Fabrikadan geldiler. Hugo'yu sordular. Bir şekilde hayatta kaldığını öğrenmişler. Onun kaçmasına yardımcı oldum ama Kent Abluka'da onu bulacaklardır. Nerede o? Yukarı çıkacağım dedi. Hugo! Dur! Aşağı inmelisin. Burada duramayız. Başımda ödül var. Tek çarem bu. Hayır, bu çok tehlikeli. Aşağı inmeliyiz hemen. Aşağı inersem öleceğim. Hayır, bana kulak vermen lazım, tamam mı? Ben buraya daha önce tırmanmıştım. Nova burada olmanı istiyor. Beni kıstırmak için seni kullanıyor. Hadi gel, aşağı inmeliyiz. Biz yukarıya aitiz Alita. Biz birbirimize aitiz. Başka yere değil. Sürekli kaçacağız. Birlikte. Benimle gel. Lütfen. Özgür olabiliriz. Sıkı dur. Tutuyorum. Tamam tamam. Kımıldama. Kımıldama. Seni yavaşça çekeceğim. Teşekkür ederim. Kurtardığın için. Seni seviyorum. Hayır. Thank you.
İkinci ligin hengamesinden çıkması sadece birkaç ayını almıştır. Ve bu gece onu Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında izleyeceğiz. Evet, bakalım şampiyonlar şampiyonu olarak Zalem'e gitmeye hak kazanacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Huzurlarınızda gerçek bir savaş meleği 99 numarayla.